Nasıl sıktı elimi? Parmaklarım kırılıyordu neredeyse. Zaten ne oldu demeye kalmadan yığılıverdi önümde. Şimdi nasıl? Gayet iyi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. İzninizle. Çok heyecanlandım. Evet. Canım. İhmalim büyük Münir. Çok büyük. Bunu nasıl söylersin enişte? İşin başından beri ne kadar uğraştığımı biliyorsun. Eğer o kız Meltem'i arama cesaretini gösteriyorsa yeterince uğraşmamışsın demektir. Bu işle ben ilgileneceğim. Artık onlara bir görünmenin zamanı geldi. Bana bak, sen de bir aptallık yapma. Erdoğan. Erdoğan nereye? Erdoğan. Araban nerede? Sen eve git bugün, sana ihtiyacım yok. Zaten burada kalınacak. Peki efendim. İsmail, sıkı birkaç adam ayarla bana. Tamam. Yeterince uğraşmadım demek. Ben sebep oldum her şeye, ben başlattım. Reşat. Geliyorum, bir saniye canım. Salona hadi, adam şüphelenecek. Ben de gidip şunlara bir bakayım. Yukarıda kim bilir neler oluyor. Kızı susturmak için kim bilir neler yaptın. Nasıl korkuttun kızı? Ne diyorsun sen be? Ha? Ne diyorsun sen? Beni de yalanlarına inandırdın. Kızın yengesinin eve gelmesine, babandan yediğin tokata, nişandan sonra apar topar İstanbul'a dönmemize, her şeye, her şeye bir kılıf buldun. Neler kuruyorsun sen böyle kafanda, ha? Çıldırdın mı sen? Bir sakinleş gözünü seveyim. Parçaları birleştiriyorum işte. Fatma Gül'e gittiğimi öğrendiğinde neden bu kadar parladığın da anlaşıldı. Aa, yeter be! Kaç kere söyledim sana? Bana inanmıyorsan bitsin dedim. Niye o zaman bitirmedin, bugünü mü bekledin? Çık dışarı. Çık! Neler oluyor çocuklar? Sesiniz dışarıda çınlıyor. Gerizekalı aramış. Kerim'in karısı. E'si gazetede çıkan haberler doğru, evlenme o adamla demiş. İnanmıyorum. Yani bu mu yani mesele? Lütfen siz de oynamayın artık. Fatma Gül bana gerçeği anlattı. Artık her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun kızım? Neyi biliyorsun? Bir eteği çamurlu, para koparmak, huzur bozmak için tutuyor, seni arıyor. Tam da bugün de. Sen de buna inanıyorsun. Kocaman bir komplo bu. Bunu görmüyor musun? Ben de söyledim aynısını ama inandıramadım. Yok, yok artık böyle bir şey yok. Boşu boşuna ortalığı karıştırmayın. İmzayı attınız. Meltem Yaşaran'sın artık. Benim gelinimsin. Yakışmıyor. Sakin ol şimdi. Sakin ol. Sakin. Otur. Otur ve beni dinle. Otur kızım. İşin doğrusunu bilmek istemiyor musun? Nereye? Bakkala. İçeri gir. Gir dedim. Sen bana emir veremezsin, karışamazsın. Ortalıkta dolaşma diye söylüyorum. Sen korkuyorsun diye ev hapsi olmayacağım. Telefon eden ne lazımsa eve söyleriz. Hadi gir.
Lütfen. Arsalarını aldık. Değeri karşılığında. Kasabalı bunların akıllarına girmiş, ucuza gitti diye. Bunlar da karşımıza dikildiler. Hakkımızı yediniz. Para istediler tekrar. Vermeyince tehditler başladı. Sizi rezil ederiz, şöyle yaparız, böyle yaparız. Kulak asmayınca nişanınızı bekleyip o haberi çıkardılar. Abakla yine bir şey kopartamıyorlar. Daha da çirkinleştiler. Kerim bana başka bir hikaye anlattı. Ben hikaye anlatmıyorum. Madem bu insanlar bu kadar kötüler, neden Kerim'e yardım ettiniz? Bak, bak karşına geçip böyle saçma bir konuda kendimizi ifade etmeye çalışıyorum. Seni daha fazla zorlama. O küçük insanların rezillikleri yüzünden ne bizi üz, ne de kendi aileni. Senin onlarla muhatap olman bile hata. Sen prim verdin onlara. Kalkıp ayaklarına gitmeseydin sesleri kısılacaktı. Senin hassas noktanı yakaladılar diye bize şantaj yapmayı sürdürdüler. İşte bizi getirdiğin nokta bu. Anlıyorum anne. Yani tabii yani her insanın aklı karışır. Ya hata yapar ama bu kadar abartılmaz. Lütfen. Bizi düşünmüyorsan annene babanı düşün. İki ailenin de sosyal konumları bir köylü kızın yaratacağı skandalla sarsılmayı hak etmiyor. Buyurun anneciğim. Selam canım. Hah, gel anneciğim. Aa, siz de mi buradaydınız? Aa, evet evet. Bir bakayım dedim. Nasılsın kızım? Bilmem. Bak, kuaförler kapıda. Çağırayım mı içeri artık? Hayır anne, istemiyorum. Kızım bak, saçın bozulmuş. Sonra makyajın akmış. Bütün bunları yeniden düzeltmemiz saatler alır. Yani şimdi kendi düğününe de geç kalırsan insanlar bunun altından başka anlamlar çıkarmaya başlayacak. Selim bir şey söylesene. Tamam. Tamam anneciğim. Hemen üretmeye başladılar değil mi? Ay tabii. Yok. Düğünü iptal mi edeceksiniz? Yok, bir problem mi var? Yok artık. Tamam, gelinsin. Naz yapmak senin en doğal hakkın. Ama bir yere kadar. Tamam o zaman. Ben önce bir duş alayım. Hadi. Hadi biz de çıkalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.